gece 11 öyle bir mide ağrısıyla geceyi devam ettiriyorsunuz ya da uykudan uyandırdı ki sizi? Susam çiğneyim. Susam. Evet, susam çok iyi toparlıyor mide yanmalarını, reflüyü. Eşimin kuzeni mide kanserinden kaybettim. 5 yıl boyunca mide ağrısıyla doktora gidip geliyor ve sürekli mide koruyucu veriyor. 5 yıl boyunca? 5 yıl boyunca. Mide koruyucu kullanmıyoruz. Mide koruyucu out. Kudret barı kapsül kullanıyoruz. Kudret narı kapsülü mü vardı? Evet, evet. Hatta benim mide koruyucusunu bıraktırdığım birkaç hasta komşusuna da başlamış. Bizim toplumumuzda bu var ya, komşu tavsiyesiyle. Brian Johnson bu fotoğrafta gördüğümüz kişi. NAT çalışmalarına çok fazla sermaye yatırdı ve kendinde sürekli kullandı. Ve şu an kendisi 45 yaşında, neredeyse 26 yaşındaki oğluyla benzer görünüme sahip. Hemen reçeteyi isteyelim sayın hocam sizden. Sabah dümdüz bir karın ya da daha düz bir karınla uyanıp akşama doğru hamile gibi olan kadın ya da erkekler. Özellikle kişilerin migreni varsa ya da oturduğu yerden baş terlemesi varsa ağır metal yükü çok fazladır bu kişilerde. Efendim merhabalar. Tıp doktoru, bütüncül tıp hekimi, dermatolog Doktor İrem Hengirmen bizimle birlikte. Az sonra hepimizin talip olduğu uzun ama sağlıklı yaşamın peşine düşeceğiz. Evet, uzun yaşayalım ama yaşarken de hayatın tadını alabilelim. Bununla ilgili bugünün deyimiyle longevity tanımını İrem Hocam'dan öğrenmeye çalışacağız. Siz hoş geldiniz. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Emel Hanım. Hemen uyaralım. Az sonra öyle bir görsel paylaşacağız ki bu konuştuklarımızın tam da merkezine oturacak ve size soracağım. Hangisi baba, hangisi çocuk? İrem Hoca'nın az sonra vereceği formüllerle bu formülleri uygulayan baba oğlun fotoğrafa yansıyan karşılığını görüp karar vermenizi isteyeceğiz. Sohbete isterseniz son dönemin popüler uygulamalarıyla başlayalım. Bunlardan biri Exozon. Biz sanıyoruz ki bununla cilt güzelliğini sağlıyoruz. Ama İrem Hanım da diyor ki hayır durun bir saniye. Çok daha fazlası var, ötesi var. Evet. Exozon aslında nereye uygulama yaparsak orayı baştan yeniliyor gibi düşün. Hani bilgisayara reset atarız ya. Dolayısıyla biz bunu yara iyileşmesi, doku iyileşmesi, cilt gençleşmesi istediğimiz her yerde kullanabiliriz. Eklem aralıklarında, osteoartritlerde, tendon yaralanmalarında, ameliyat sonrası kalan izlerde ya da yanıklarda, özellikle küçük yaşta yanık geçiren çocuklarda kullanabiliriz. Ama anti-aging amaçlı da saç ve ciltte kullanabiliyoruz tabii ki. Benzer uygulamalar, yanılıyor olabilirim ama hemen aklıma gelen PRP var. Bu tür uygulamaların çok daha ötesinde ve üzerinde sonuçlar elde ettiğiniz bir yöntem mi? Kesinlikle. Şimdi bir kere Exozon zaten kök hücre gücünde bir uygulama. Aslında bunlar hücre arası sinyalleşmeyi sağlayan kesecikler. Hücrenin haberci, postacı kesecikleri gibi düşünebilirsiniz ama milyarlarca. İçerisinde doku büyüme faktörleri var, yeni damar oluşturma, dokuyu tamir etme faktörleriyle. Siz bu sinyalleri nereye götürürseniz orası kendini yeniden yapılandırmaya geçiyor. Ve bunun en büyük avantajı bu tek seans çalışılan bir şey. Yani PRP'de böyle 4-8 seans, bazen hastaları 12-16 seans da çalıştığımız oluyordu. Bir de kimisi çok sonuç alıyor PRP'den. Öteki evet. De diyor ki ben de 10 seans gittim. Hiçbir fark yok. Bu ayrım neden oluyor? Exozon'da da böyle bir risk var mı dönüşlerde? Exozon aslında laboratuvarda üretilen, standartize edilmiş bir ürün olduğu için çok bu kadar ayrım yok. PRP'de kişinin kendi kanından ayırt ettiğiniz için orada kişinin yaşı, kendi hücre sağlığı, kendi hücresinden elde ettiğiniz faktörler, kendi immün sistemi ne kadar sağlıklı ve PRP'de bir kit kullanılır. Kanı çevirdiğiniz tüpler. Bu kitlerin de kaliteleri, standartları çok fark eder. Sentrifüjü uyguladığınız cihazın o sentrifüj dönme hızı fark eder. Orada çok farklı faktörler var sonucu değiştiren. Exozon aslında şöyle, bizim ülkemizde çok nadir ama Sedef Vitiligo'da da dokuyu iyileştirmek için zaten damardan da devletten izin alarak uygulanabilen bir şey. Orada özel izinle yapılıyor. Ama normalde direkt doku içine verebiliyoruz. Damardan vereceğimiz zaman hastaya özel izin almamız gerekiyor. Aslında exozomların çıkış şeyi genç fare ile yaşlı farenin dolaşımı birbirine bağlanıyor 12 hafta boyunca. Ve burada gözleniyor ki genç fare yaşlanmaya başlıyor ama yaşlı fare gençleşmeye başlıyor. Dolayısıyla aslında biz ileride özellikle Alzheimer, demanstan ve Parkinson'dan koruyucu olarak bunları bence daha çok konuşuyor olacağız. Çünkü exozomu hep böyle cilt gençleştirme gibi düşünüyoruz ya, dolaşım bağlanınca yaşlı farenin gençleşmesi ne demek? Bütün beyin zihinsel fonksiyonlarının da gençleşmesi demek. Ve bu çok önemli bir faktör. İleride çok daha bunları yoğun çalışıyor ve konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Buradaki baba oğlun uyguladığı nedir? Bu NAT, nikotinamik
dinikloetit. Bu damardan serum şeklinde uygulanan bir vitamin diye anlatayım. Aslında NAD bizim mitokondrilerimizden ATP üretimi için gerekli olan bir yakıt gibi düşünebiliriz. Arabanın benzini gibi düşünebiliriz. Ne kadar NAD'ımız varsa o kadar ATP'miz var. ATP'miz insan vücudunun enerji yapı taşı demektir. Zaten ATP olmadan, yani birim enerji olmadan bizim ne düşünsel fonksiyonlarımız çalışır, ne enerji metabolizmamız çalışır, ne kan hücresi üretebiliriz. Hiçbir şey olmaz. Durur mekanizma. Dolayısıyla ne kadar NAD'ımız varsa biz o kadar genciz, o kadar fitiz ve o kadar enerjiyiz. Ve NAD 30 yaşından sonra düşmeye başlıyor. 60-70 yaşlarında da %70 azalmış oluyor. O yüzden Brian Johnson, bu fotoğrafta gördüğümüz kişi, NAD çalışmalarına çok fazla sermaye yatırdı ve kendinde sürekli kullandı. Ve şu an kendisi 45 yaşında, neredeyse 26 yaşındaki oğluyla benzer görünüme sahip. Kaç yıldır uyguluyor dediniz? Sanırım 5 yıl olması lazım ama bundan emin değilim. Herhangi bir yan etkisi var mı mesela? Bu görsel çok özendirici ama bir yan etkisi var mı? Bunu şimdi uygulamaması şöyle, gerekenler var mı? Bütün bu tip doz uygulamalarda bir doktor kontrolü olması şart. Çünkü NAD tedavileri 50 mg'dan başlar. Anti-aging amaçlı gidiyorsak 150'ye kadar gider ama bir nörolojik rahatsızlıkta 1000-1500'e kadar çıkabilir miligramı. Şimdi NAD'ı çok hızlı verdiğinizde taşikardi yapabiliyor. O yüzden çok yavaş verilmesi lazım. Kişinin önce diğer detoks sistemlerinin açılması lazım. Yani bir kişinin detoks sistemleri çok kapalıysa, çalışmıyorsa, siz direkt NAD'ı verdiğinizde kişi onu tolere edemez. O yüzden bazen önce biz ozon terapiye falan alırız hastayı. Hazırladıktan sonra NAD'a geçeriz. O yüzden doz ayarı, seans sayısı ayarı önemli. Ama bu tip vitamin takviyelerinde şey yoktur. İşte maksimum 4 seans yapılır, maksimum 5 seans yapılır, yoktur. Genel bir ilk tedavi başlangıcında 4-8 seans çalışılır kişinin ihtiyacına göre. Sonra kişi kendini böyle düşmüş hissettiğinde, halsiz hissettiğinde ara ara tekrar bu takviyeleri kullanabilir. Eksozon tek seansa mı? Eksozon tek seans yapılıyor. Ama şöyle bir şey oluyor. Mesela ciltteki gerginliğini hasta çok seviyor. Başka işlemlerde de seans çalışmak istemiyor. 6. ayda tekrar yaptırıyor. Aslında yılda bir yaptırsa yeterli. Ama bazı kişiler işte cildi hiç kendini bırakmasını istiyor. Ya da saçında yanıt alıyor. Ben bunu çok sevdim. Bir doz daha yapabilir miyiz diyor. Tekrar yapıyoruz. Yani onda da tekrar yapmamızın bir sakıncası yok. Ama zaten eksozomun maksimum etkisine çıkması 3-6 ayı bulduğu için 6 aydan önce yapmamız çok anlamlı da değil. Daha o çalışıyor oluyor. Uyguladıktan sonra kademeli olarak sonucu görebiliyor kişi. Tabii, yani bunu dolgu gibi düşünmemek lazım. Biz orada bir bebek hücre ekiyoruz, öyle düşünün. Aslında bebek hücre değil ama benzetme amaçlı bunu söylüyorum. Evet. O oradaki büyümesini, gelişmesini 3-6 ay arasında tamamlıyor. O kademeli olarak geriliyorum. Kesinlikle, hem geriliyorsunuz hem işte lekelerde, akne izlerinde bir iyileşme oluyor. İşte saça yaptıysak saçta bir iyileşme oluyor. Yara izinde yine yanıkta çalışılabiliyor. Nereye bu uygulamayı yaptıysak orada cilt kendini baştan yeniliyor. Genetik dediğimiz şey bizim o ya beslenmesine dikkat etmemesine rağmen cildi çok güzel dediğimizin bağırsağında ne var da bu cilt bu kadar güzel görünüyor? Wi-Fi'den tutun, maruz kaldığımız egzoz dumanından tutun, yaptığımız makyajlara, işte deodorantlarımıza ya da şehir hayatında paketli gıda çok tüketiyoruz pişirmeye vaktimiz olmadan. Genelde neyde geliyor? Plastik ya da alüminyum kaplarda geliyor. İşte stretch folyoya sarılmış geliyor. Bütün bunlar, bu mikroplastik yükü, toksin yükü bizde geçirgen bağırsak problemi yapıyor. Geçirgen bağırsak ne? Şimdi şöyle düşünün. Bağırsak hücrelerimizi birbirine yapışık düşünelim. Villusları var. Hani küçük kılcıklar var gibi, örnekleyeyim. Buradan biz vitamin mineralleri emiyoruz. Ama geçirgen bağırsakta bir sürü biz toksin aldığımızda o savaşçı, savunmacı hücrelerimiz artık şey şaşırıyor. Kim kendinden, kim yabancı ve kendine de saldırmaya başlıyor. Ve bağırsaktan emmemesi gereken maddeleri de artık emmeye başlıyor. Bu bağlantı kopuyor ve bir sürü buradan kaçak oluyor. Bu yoğun savaşla birlikte de zayıf halka neresiyse oradan semptom çıkıyor. Tiroidse guatr problemleri, ciltse sedef, egzama, ürtüker, işte eklemlerimizse romatizma, rahatsızlıklar. Aslında bütün hikayenin başı bağırsak. Ve bağırsak flarımız ne kadar iyiyse biz aslında o kadar mutluyuz. Bağırsak flarası bozuldukça depresyonda da artış var.
Eğer kişide SIBO varsa SIBO da ince bağırsakta bakteri gelişmesidir. Normalde ince bağırsağımızda bakteri yoktur. Bakteriler kalın bağırsaktadır. SIBO varsa öncelikle SIBO diyeti. SIBO yoksa eliminasyon. Eliminasyon biraz zor bir diyet ama gerçekten kişiler hakkını vererek bunu bir 3 ay yaptıklarında kendilerini çok zinde hissetmeye başlıyorlar. Hem kilo veriyorlar, hem cilt renkleri açılıyor, hem enerjileri artıyor, hem de bağırsaktaki o villuslar, demin gösteren bu yapışık hücrelerimiz kendini tamir edince ne oluyor? Bizim yediğimiz içtiğimizden vitamin mineral emimimiz de düzelmiş oluyor ve döngü, o enerji metabolizması döngümüzde normal çalışmaya başlıyor. Şimdi bu SIBO eliminasyonda aslında amaç şey değil, kişiyi zayıflatmak değil. Amaç bağırsak florasını olması gerekene getirmek, beden dengesini getirmek. Dolayısıyla biz kişilere porsiyon kısıtlaması yapmıyoruz. O da yanlış anlaşılmasın. Şimdi listeyi ellerine verince şunlar yasak, bunlar serbest diye çok panik oluyorlar. İşte hiçbir şey yemeyeceğim diye. Aslında serbestlerden istedikleri kadar yiyebilirler. O yüzden de yapılamayacak diyetler değil bunlar. Miktar sınırı yok. Miktar sadece kategorize edilmiş besinler var. Aynen. İşte ette de küçük baş hayvan istiyoruz. Balıksa ağır metalik yaz olsun diye küçük yüzey balıklarını istiyoruz. Tavuk yiyeceksek gerçekten bir kümes tavuğu olsun istiyoruz. Hani öyle tamamen et yasağı falan da. O yüzden çok gözlerini korkutmaya gerek yok aslında. Hemen reçeteyi isteyelim Sayın Hocam sizden. Sabah dümdüz bir karın ya da daha düz bir karınla uyanıp akşama doğru hamile gibi olan kadın ya da erkekler hayatlarından neleri acilen çıkarmalılar? Brezilya sebzeleri, özellikle karnabahar, brokoli, soğan, sarımsak. Şimdi soğan, sarımsak aslında çok faydalı. Ama burada o ürettikleri son elementlerden dolayı ilk bir 3 ay çıkarmış oluyor. Sonra tekrar diyete ekleyeceğiz. Süt ve süt ürünleri tamamını kesemeseler de mutlaka inek sütünü keselim. Sütte de böyle konuşunca çok tepki alıyorum ama süt artık eski süt değil. Yani sizin köyünüzde doğal beslediğiniz ineğin sütü değil içtiğimiz sütler. Onun haricinde de gluten. Gluteni de şey gibi düşünmeyelim. Şimdi glutensiz beslenin deyince bu hazır alınan makarnalarda falan hep mısır ve pirinç unu kullanılıyor ya da nişastası kullanılıyor. Bunlarda da glisemik indeks çok yüksek. Yani birdenbire insülin piki yaptırtıyor vücuda. Onlar da çok sağlıklı değil. İşte orada biraz daha normal mercimek kullanabiliriz. Tahin ekmeği kullanabiliriz. Çok güzel tarifler var. Artık tariflere çok rahat ulaşabilirler. Ama ilk etapta bu kadarını bile kesseler, o food map değerlerine girmeseler bile çok büyük rahatlama hissederler. Burada şifre miktar sınırı yok. Paniklemeyelim. Evet. Bu sınırlandırılmış ürünlerden, besinlerden istediğimiz kadar evet, yiyebiliriz. Özellikle erkeklere müjde, et serbest. Et serbest. Çünkü biz hacamat öncesi, 2 gün öncesinden hayvansal tüm gıdaları keseriz. Erkekler depresyona giriyorlar. Bazısı vazgeçiyor hacamat yaptırmaktan. O kadar. Et serbest. Tavsiyenizle reçetenizi uyguladık. Artık karın şişmiyor akşama doğru ama bağırsak geçirgenliğini de çözmüş oluyor muyuz? Bağırsak geçirgenliğini büyük oranda çözmüş oluruz ama hasta burada kabul ederse rektal ozon dediğimiz bir tedavi yöntemi var. Özellikle kabızlıkta çok etkilidir. Çünkü toplumun büyük bir kısmı kabızlık problemi yaşıyor. Özellikle bayanlar. Kabızın aslında bu bırakamadığımız, itiraf edemediğimiz duygularla da ilişkisi var. Biraz kişinin zihnini de rahatlatmak lazım ama direkt büyük abdest çıkış yerinden verdiğimiz ozon terapi hem sistemik çalışır damardan taktığımız gibi. Çünkü bağırsağın o emilimi çok yüksektir ya. Hem de epitelizasyon, yani dokunun kendi yenilemesini tetiklediği için o geçirgen bağırsağı da tamir eder. Olmaması gereken mikroorganizmaları oradan temizler. Çünkü ozon terapi aynı zamanda bir dezenfektandır. Ameliyathanelerde de kullanılır. Dolayısıyla bir taşla birçok kuşu vurmuş oluyoruz. Genç kuşak çok kabul etmiyor ama aslında çok büyük bir şifa. Mesela kronik vajinal enfeksiyonlarda yine vajinal ozon terapi yapabiliriz. Birçok alanda kullanabiliriz. Sizinle anlaşamadığımız çok önemli bir konu var. O da peynir. Benim gibi siz de peynire çok düşkünseniz şimdi İrem hocamızın size bir haberi var. Buyurun. Şimdi peynir de normalde hani inek sütünden yapılanları konuşuyorum burada. Kazein proteininden dolayı bizim bağırsaklarımız aslında kazein proteinini çok iyi sindiremiyor. Hani belki zamanında sindiriyorduk ama bugün günümüzde sindiremiyoruz. Dolayısıyla direkt zaten bu bahsettiğimiz mekanizmanın bozulma fitilini ateşlemiş oluyor. Ama illaki yiyeceksek eğer sert peynirleri tercih edelim. Yani bir kaşar peyniri, lor peyniri, krem peyniri tercih etmeyelim de sert peynirleri tüketiyor olalım. Yumuşak peynir, hayır. Sizin cildinizin çok hoş olduğunu görüyorum. Şöyle yaklaşıp bakıyorum. Kendinize uyguladığınız işlemler nelerdir? Kendime uyguladığım
biraz önce konuştuğumuz NAT. Onun harici Myers Cocktail diye yine bir vitamin kompleksi vardır. Myers Cocktail'i. Myers'te de... Damardan mı oldu? Evet, o da damardan. C vitamini, B vitamini türevleri ve magnezyum içerir. Bu B vitamini türevleri ve magnezyum da bizim metilasyon dediğimiz o ana enerji döngümüz orada döner zaten. Onların kofaktörleridir. Yani bunlar yeterli değilse zaten sistem tam çalışamaz. Dolayısıyla Myers'i böyle şey gibi düşünebilirsiniz. Kişinin bir doping ihtiyacı olduğunda, kronik yorgunluk yaşadığında, işte migrende, çünkü magnezyum zaten orada çok destekleyicidir. Ve yine gençlik için, çünkü C vitamini aslında çok fonksiyonlu bir vitamin. Hem kolajen yapımızı destekler, hem bağışıklığımızı destekler, hem de C vitamini bir şelatördür. Yani şelatör ağır metali bağlayıp atan demektir. Birçok fonksiyonu bir arada gerçekleştirir C vitamini. Bunu işte demin konuştuğumuz NAD'la dönüşümlü verebiliriz. Ya da 4 seans bu, 4 seans o. Yani bunlar hep kişinin özelinde karar verilen şeyler. Ama ben kendime, şimdi ben çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. İki küçük de kızım var. Seyahatim de çok oluyor. O yüzden hep ara ara bu Myers NAD'ı yapıyorum. Hem enerjime iyi geliyor, hem cildime de iyi geliyor. Tabii bu takviye konusu da çok netameli bir konu. Elbette bu konuştuğumuz tabletli, ambalajlı takviyeler değil ama Amerika'nın da kanser harcamalarından daha çok bir bütçeyi takviyelere ayırdığını biliyoruz. Mesela NAD ya da C vitamini sizin önerdiğiniz dozlarda alındığında iyi bir şey yaparken içeride bir karışıklığa neden olur muyum? Yani Allah muhafaza bir kanser hücresini de tetikleyip ayağa kaldırabilir mi kişi? Onu doktor kontrolüne yaptığı sürece zaten doz ayarlanacağı için olmaz. Aksine ozon ve C vitamini kanser tedavilerinde de kullanılıyor. Yüksek dozlara çıktığınızda, prooksidan dozlara geldiğinizde mesela 30 grama kadar C vitamini takılabiliniyor. Burada da yine kanseri çalışıyoruz. Aslında kanser şöyle, bizim her gün vücudumuzda kanser hücresi oluşuyor. Kanser ne demek? Kontrolsüz çoğalan hücre demek. Her gün vücudumuzda hatalı ya da fazla çoğalmaya giren hücreler oluşuyor ama bizim işte bütün bu konuştuğumuz tedavinin amacını bizim kontrol detoks sistemlerimizi ve o savaşçı hücrelerimizin düzgün çalışmasını sağlamak. Olay zaten burada sizin o mekanizmanız bu oluşan hücreyi temizleyebiliyor mu? Zaten bizim yaptıklarımız bu temizlemeyi sağlayacak döngünün iyi çalışmasını sağlayan tedaviler. Artık tıp dünyası da bu tarafa gelmek zorunda kalacak. Çünkü kimse bir poşet ilaçla ömür boyu yaşamak istemiyor. Ürtükerde bile hastalar geldiğinde ben her seferinde iğne mi olacağım, nereye kadar ilaç kullanacağım diyor. Yani artık bu sağlıklı yaşama biraz daha bilinç arttı ve yön bu tarafa gitmek zorunda. Zaten tedavi eden bir ilaç var mı? İşte kronik hastalıkta tutuyoruz. Ancak atak baskılıyoruz kortizonlarda. Yani mesela bir ilacı... Ben kendi alanımdan örnek vereyim. Mesela asistanlığımda bu üçüncü tıbba girmediğimde şey diyordum ürtüker hastalarım. Buna alışacaksın. Niye? Çünkü bildiğim bir tek oydu. İşte atak anlarında şunları kullanacaksın, atakları baskılayacağız. Ya da vitiligoda buna alışacaksın. Geçerse geçer, geçmezse kalır. Ama bütüncül tıp tarafına gelip o bakış açınızı genişlettiğinizde aslında sedef de iyileşiyor, ürtüker de iyileşiyor. Vitiligoda bir zihin travması var ama o da iyileşiyor daha zor olmakla birlikte. Nedir o zihin travması? Genelde vitiligoda bir ayrılık acısı var. Ama bunu şey gibi düşünmeyin, illa bir eşten, sevgiliden ayrılmak gibi düşünmeyin. İşte çocuk yaşta çok sevdiği ninesini kaybetmiştir, dedesini kaybetmiştir, anne baba boşanmıştır. Ya da bir kedisi vardır, kedi ölmüştür. Bizim bir hastamız da öyle çıkmıştı. Çocuk yaşındayken kedisini kaybetmiş. Ya da bir maalesef taciz travması vardır. Şimdi burada hastalar bu taciz travmalarını anlatmaya çok çekindikleri için ve kendilerini açmadıkları için siz zihinsel boyutunu çalışamadığınız sürece vitiligoda diğer tarafları toplasanız da çok iyi sonuç alamıyorsunuz. O yüzden demin hani vitiligo daha zor dedim. O odaya girmeden bu iş çözülmüyor mu? Vitiligoda olmuyor. Yine modern tıbbın çok çaresiz kaldığı hastalık eklem romatizması. Tabii kullanan çok yakınlarım olduğu için rahatlıkla damdan düşen biri olarak aktarabilirim ki o ilaçların hepsinin çok ağır yan etkileri de var. Kalbe vurduğunu biliyorum mesela. Bütüncül tıpla eklem romatizması aslında çözümümüz eklem romatizması ne? Bütüncül tıpta en kolaylardan diyebilirim. Ama şimdi şöyle bir şey var Emel Hanım, şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bütüncül tıpta hasta kendi sorumluluğunu alacak. Yani hastalar bizde şeye alışmış, doktor bir ağrı kesici yazacak, benim ağrım bitecek.
Bütüncül tıp öyle değil. Bu bir yol arkadaşlığı. Hani biz diyetini veriyoruz hastanın, yavaş yavaş o diyeti açıyoruz. İşte bazen hasta diyor ki bunu nasıl yapayım, bunu yapacaksam niye buraya geldim? Şimdi orada hasta kendi sorumluluğunu almadığı sürece, işte ne yiyip içtiğiyle, ilaçların düzenli kullanmadığıyla doktoruna dürüst olmadığı sürece yol alınamaz. Ve bizim toplumumuzda özellikle doğu kesimin bayanlarında da biraz şey de var, ya da biraz daha ileri yaş annelerimizde, teyzelerimizde biraz o hasta durumundan da faydalanıyoruz. Yani daha çok çocuğumuz, torunumuz İkincil ilgileniyor. Kazanım. Aynen. Yani hani iyileşmek istemeyen hasta da var. Belki eşi bile daha çok ilgileniyor. Kesinlikle. Yani hani ben ilk kliniği açıp da bu işlere girdiğimde pek inanmıyordum ama gerçekten iyileşmek istemeyen bir hasta kitlesi var. Çünkü o onun ikinci kazancını kullanıyor. Ama gerçekten iyileşmek isteyen hasta da kendi sorumluluğunu alıp bu yolu yürüyecek. Yani bu kurallara uyacak. Bunu yaptığı takdirde romatizmal hastalıklar en kolayı. Çünkü cilt hastalıklarında daha çok bu konuştuğumuz stres faktörleri var, zihinsel travmalar var. Romatizmal hastalıklar, hasta vitamin minerallerini dengeleyip o oksidatif stresi yönettiğinizde, detoks sistemlerini açtığınızda çok hızlı toparlıyor. Ağrıları biliyorum mesela eklem romatizmasında. Onları da gideriyor musunuz? Gideriyor. Elde yamulmalar olabiliyor. Şimdi orada form kalıcı bozukluğu, form bozukluğu oluştuysa onun geriye dönmesi çok zor. Ama mesela keloid dediğimiz bu yaralar iyileşirken kabarık kabarık iyileşir ya, onlar falan hastaya bir 10 seans ozon terapi yaptıktan sonra gözlemliyorsunuz ki küçülmeye geçmiş. Çünkü aslında onlar bile bizim toksin yükümüzün fazla olduğunu bir göstergesi. Doku kendini düzgün tamir edemediği için meydana gelen bozukluklar. Çocuk sahibi olamayanlar. Buna vereceğiniz cevap var mı? Burada homeopati çok güzel çalışır. Homeopati bitkisel ya da minerallerden elde edilmiş ilaçlar gibi düşünebilirsiniz. Remedi denir, onlarda küçük topçuklar vardır. Orada çok kişisel analiz yapmak lazım. Yine zihinsel çalışmak lazım. Yine toksin yüklerini temizleyip detoks sistemlerini açıp ama orada homeopatik destek de lazım. Hormonlarda ne erkeğin ne kadının hiçbir problemi yok. Her şey çok yolunda ama hamile kalamıyor. Evliliklerinin 5. 6. yılındalar. Burada işte yine homeopatik zihinsel çalışma çok önemli. Bir örnek vereceğim. Eşimin bir hastasıydı bu. Mesela dediğiniz gibi her şey normal. 2. 3. ayda düşük oluyor. Orada da aslında unutamadığı bir eski sevgilisi var. Yani yabancı birinden bir çocuğu rahim kabul etmiyor. Aslında beden kabul etmiyor. Ama hani bayan onun bilinç düzeyinde farkında bile değil. Ama bilinç altında hala eski sevgiliye bir özlem olduğu için yeni kişiden bir çocuğu kabul etmiyordu bünyesi. Yani burada çok değişik zihinsel şeyler çıkabiliyor. Ya da niye çocuğum olmuyor diye. Bu konu karı koca arasında sorun yaratmadı Hayır, değil mi? Hayır, tamamen özel konuşulur. Homeopatide hasta ve doktor arasında görüşme olur. Odaya başkası girmez. Ya da o stres yükü çok fazla olduğu için kişi kortizol aksını çok fazla çalıştırır. Ne zaman ki tamam vazgeçtim ben bu işi bırakıyorum der, kişiler hamile kalır tüp bebek tedavilerinden vazgeçtikten sonra. Stres yükü de çok önemlidir. Yani her şey normalken olan infertilitelerin altından çok başka şeyler çıkabiliyor. Cilt güzelliğinin kaçınılmaz herkese önerdiğiniz en kıymetli 3 besinini sizden rica edeyim. Benim dolabımdan hiç eksik olmaz diye sıralayabileceğiniz. C vitamini içeren gıdalar. Bunu istediğiniz neyi seviyorsanız herhangi bir meyve olarak illa şu olsun dememe gerek yok. Ama avokadoyu seviyorsak o avokado yağı çok destekleyici bir şey. Hem C vitamini de var. Onun haricinde küçük baş hayvan eti. Çünkü kolajen olmazsa olmaz. Üçüncüsünde ne önereyim? Üçüncü hakkımı neye kullanayım? Peynir değil. Peynir. Çiğ kuru yemiş diyeyim. Oradaki hangisi? Tohum yağları da hangisini seviyorsanız, badem, fındık, kaju ama çiğ olsun. Peki dışarıdan takviyeler. Dolgu bir seçenek biliyoruz. Birçoğumuz uyguluyor. Botoks keza yine. Ama alternatifi yüzü çok büyütmeden, çok genişletmeden, yaptırdığı belli olmadan hangi takviyeler iyileştiricidir? Bizim bilmediğimiz ama sizin uyguladığınız. Şöyle artık biraz daha biyostimülan dediğimiz kendi kolajenimizi ürettirici tedaviler daha ön plana çıktı. Sıvı yüz germe diye de bunlar anılıyor. Belki öyle de duymuş olabilir izleyiciler. Şimdi bunlarda polikaprolakton, PLLA ya da kalsiyum hidroksapatitler kullanılıyor. Kemik tozu dolgu diye de geçer.
akıllı dolgu diye de geçer ama adının dolgu olduğuna hiç bakmayın. Bunlar tamamen cilt altında erir ve sizin kendi kolajeninizi üretmenizi tetikler. Yine egzozomdaki gibi 3 aylık süreçte etkilerini gösterirler ve yılda bir yapılması yine yeterli olur. Hatta 2 yılda bir. Ben mesela kendimi 2 yılda bir yapmam yetiyor. Özellikle hangi bölgeye yapıyorsunuz? Nerenin ihtiyacı varsa, yani alına çıkmıyoruz ama hani işte şakaktaki çöküklükler olsun. Buradan insanlar ilk başta nazolabiyeline dolgu yaptırmak için gelir ama aslında onun sebebi orta yüzün düşmesidir. Böyle ışınsal aynı ip askı atıyormuşuz gibi bir delik açarız, kanülle ilerleriz. Kanülü bir hortumcuk gibi düşünebilirsiniz. Cilt altına şöyle ışınsal verdiğimizde o verdiğimiz ışınsal alanda kolajen üretildiğini düşünün. O şöyle çeker. Ama belki burayı çekmek istiyorumdur, buradan veririm. Yani kişinin ihtiyacı neredense, şaka istiyorsam şuradan veririm. Ya da bütün bu olanları aynı anda dolaşıp boyun yine. Boyun bizim çok yaşımızı ele veren bir yer. El üstümüz çok yaşımızı ele veren bir yer. Bunlar çok doğal uygulamalardır. Böyle dolgu gibi yüzü şişirip, ifade bozup ya da yapay bir görüntü vermez. Dışarıdan da kimse anlayamaz. Yavaş çalıştığı için de bir 3 ay, 4 ay sonra çevrenizdekiler sende bir güzellik var, bir cildin parlıyor der ama anlayamaz ne olduğunu. Çok pahalı işlemler mi bunlar? Yani şöyle, aslında mesela gençlik aşıları 3 seans yapılan işlemler, onların bütçesiyle kıyasladığınızda sizi 1-2 yıl götürebilecek tek seans bir işlem için ve bu kadar lifting sağlayan bir işlem için bence değil. Hani cerrahinin iyileşme sürecini de yaşamayacaksınız. Bir iş gücü kaybı da olmayacak. Var. Hani ertesi, hatta öğle arası bile gelip yaptırabileceğiniz işlemler. Delikler çok büyük oluyor mu? Delikler şöyle, hani kan aldırdığımız delik gibi düşünün. O zaten ertesi güne gözükmüyor. Ama hani tabii ki iğne bir kılcal damara denk gelirse ufak bir morarma olabilir. Onun üstüne makyaj yapılabilir. Birkaç güne zaten iz bırakmadan geçer. Evde bizi gafil avlayan iki ağrı vardır. Biri diş ağrısı, o sizin alanınız değil ama diğerini soracağım. Mide ağrısı. İşte gecenin bir vakti şiddetli mide ağrısıyla kasılma. Riskli bir konuya geçiyorum. Mide koruyucuları soracağım size. Ama şöyle bir iksir niteliğinde tavsiye rica ediyoruz. Gece 11 öyle bir mide ağrısıyla geceyi devam ettiriyorsunuz ya da uykudan uyandırdı ki sizi. Ne susam önerirsiniz? Susam çiğneyin. Susam. Evet, susam çok iyi toparlıyor mide yanmalarını, reflüyü, reflüye bağlı öksürüğü. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Yağlı bir şey bir de susam, değil mi? Susam çok iyi gelir. Bir tatlı kaşığı mı? Ne kadar rahatlıyorsanız, hatta bizim böyle cebinde susamla gezen akrabalarımız falan vardı. Toparlandılar. Gerçekten güzel çalışıyor. Şimdi size mantıklı gelmedi, farkındayım. Güzel çalışıyor. Şey için de, mide koruyucular için de mide koruyucu kullanmıyoruz. Mide koruyucu out. Ne kullanıyoruz? Kudret barı kapsül kullanıyoruz. O da çok iyi gelecek. Sabah aç karnına içsinler ve mide koruyucu kapsüller hem B12 emilimini engelliyor hem mide asit düzeyini bozduğu için sindirimi de bozuyor. Ve sonra bütün o konuştuğumuz kaskat bozuluyor. Kudret narı kapsül sabah aç karnına günde bir tane çok iyi gelecek. Eğer hala çok şiddetli yaşıyorlarsa ben akşama da ozon kapsül ekliyorum. Ozonun da böyle kapsülleri var, aynı ilaç gibi. Onu hani günde iki de alabilirler kişinin rahatsızlığının şiddetine göre. Hem hiçbir kimyasal almamış olurlar, hiçbir döngü bozulmamış olur. Hem de çok iyi şifa bulacaklar, emin olsunlar. Kudret narı kapsülü mü vardı? Evet, evet. Hatta benim mide koruyucusunu bıraktırdığım birkaç hasta komşusuna da başlamış. Bizim toplumumuzda bu var ya, komşu tavsiyesiyle. Çok önemlidir o. Aynen. Dolayısıyla siz bir kişiye kudret narı kapsül başlayıp mide koruyucudan kurtardığınızda onlar çevresinde kurtarıyorlar. Bu vatana millete büyük bir hizmet, biliyorsunuz değil mi? O kadar çok mide ağrısı yaşayan var. Gerçekten ki stresin artmasıyla hani birlikte. Güvenip alsınlar bir 3 ay o kudret narı kapsülü kullansınlar. Eczaneden herhangi bir marka. Var artık birçok firmanın var. Yan etkisi kullanmaması gerekenler? Hiçbir yan etkisi yok. Aç karnını mı alacaklar? Sabah aç mide koruyucu alır gibi, evet, kudret narı kapsülü alacaklar. Şikayetleri çok şiddetliyse sarı kantoron da alabilirler. Bazı firmaların ikisi birlikte zaten. Ya da sarı kantoronun şurupları da var. İkisini birlikte kullanabilirler. Sibo'da falan da biz veririz bu kudret narı kapsül ve sarı kantoron şurubunu. Gerçekten çok güzel düzen. Şimdi bana çok inanmayarak bakıyorsunuz ama. Ben susamda hala takılı kaldım.
Bunu ilk kez duyuyorum. Şöyle hani bu Kudret Marı kapsülün, Sarı Kantron'un bir çalışma süreci olacak ya. Hani acil durum reçetesi dediğinizde o an o mide yanmasını falan susam çok güzel toparlıyor. Gece uykudan i̇şte uyandınız. Susam yoksa tahin yine çok güzel toparlıyor. Etkisini ne zaman gösterir? Yani genelde yarım saate gösteriyor ama bazen işte bir yarım saat, bir saat sonra tekrar birazcık daha çiğnemeleri gerekiyor. Hani kişinin biraz yaşadığı durumun şiddetine de bağlı. Yutmayacak, çiğneyecek. Çiğneyecek. Yağını çıkaracak, doğru mu anladın? Evet, evet, çiğneyecek. İşte onun için dedim hani susam yoksa tahin varsa o da olur. Çok rahatlatıyor mideyi. Ben bunu ilk kez duyuyorum. Denesinler. Mide koruyucuları ve mide rahatsızlığını defaatle konuştum meslektaşlarınızla. Bunu ilk kez duyuyorum. Bilenler lütfen yazsınlar. Elbette sözünüz çok kıymetli. Bir şey daha öğrendik. Sevindim. Mide koruyucularla ilgili şöyle bir çalışma vardı. Mide kanserini 10 arttırıyor. Kat arttırıyor diye. Arttırıyor. Bunu yine bir başka meslektaşınız Erkan Yula söylemişti. Yayınladığımız için paylaşabiliyorum. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Hatta ben eşimin kuzeni mide kanserinden kaybettim. Allah rahmet eylesin. 25 yaşında ve 5 yıl boyunca mide ağrısıyla doktora gidip geliyor ve sürekli mide koruyucu veriyor. 5 yıl boyunca. 5 yıl boyunca. En son döneminde biz işte biraz olaya müdahil olduk. Bir endoskopi yapılsın dedik. Tanıyı aldı. Ama sonra da kaybettik. Yani hani birebir bu süreci yaşamış bir aileyiz aslında. Allah rahmet eylesin. Bunu o kadar duyuyoruz ki İrem Hanım. Ben Erkan Yula Hoca'yla mide koruyucuları konusunu işlediğimde öyle yorumlar geldi ki 15 yıldır ben kullanıyorum diyor. Artık sabah uyanıyor, ilk adım onu alıyor ve devam ediyor. Ama bu şey gibi artık hani ben her gün bir paket sigara içiyorum, kanser olmamış. Şimdi herkesin duyarlılığı ve hücre koruma seviyesi aynı düzeyde çalışmıyor. Hani şimdi o kişi akciğer kanseri olmadı diye sigara masum mu oluyor? Olmuyor. Bu da böyle. Yani kişisel duyarlılıklarımız, genetikteki o zayıf halkalarımız herkesin farklı. Ama bir yerde zararlı olduğu gösteren hiçbir şey varsa artık uzak durmak lazım diye düşünüyorum. Prospektüsteki uyarısı nedir mide koruyucuların? Ne kadar kullanın max diyorlar? Prospektüs net okumadım. Şimdi yalan söylemeyeyim ama genel doktor olarak görüşüm akut durumlarda 10-15 gün kullanıp hani akut durumu bir rahatlatmak için kullanılması gereken şey. Hadi bir ay olsun. Mesela biz şeyde veririz. Kortizon tedavisini aldığımız hastaların midesini korumak için veririz. Ama bu ömür boyu bir süreç değildir. Kudret narında bir sınır var mı? Yok. Kudret narı kapsülünü bir yaşam kullanabilirsiniz. Kullanabilirler. Zaten gerek kalmayacak bir ömür kullanmalarına. Bir süre gerçekten sonra onaracak tedavi olacak zaten. Çok emin konuşuyorsunuz. Evet, bir 3 ay kullansınlar, yazsınlar. Gerçekten. İyi ki açtık bu konuyu. Bu çok önemli. Evet. Aslında işte ağrı kesiciler, mide koruyucular çok masum gözüküyor. Ama parasetamolün bile prospektüsünü açıp baksalar, aspirinin çok ciddi yan etkiler var. Yani hiçbir şey masum değil. Aslında su bile hani ayıran dozudur ya zehirle. Tabii, tabii, tabii. Her şeyin dozu. Yani hiçbir şey ömür boyu kullanmanız için değil. Ben şimdi sizdeki cevheri susamla gördüm. Devam edeceğim. Migren, gafil avlayan bir diğer ağrı. Migren de şöyle. Ben ne yaptığımı anlatayım mı? Kendi yoğurt yiyişimi. Çok merak ediyorum. Şimdi bir migren botoksunu yapıyorum. Neden? Çünkü akut bir rahatlaması lazım. Yaşam kalitesini çok bozan bir şey. İki, direkt hastanın kan değerlerine bakıyorum. Demir B12, D3. Ve mutlaka bir multivitamin başlıyorum, minerallerinden zengin. Çünkü migrende hastanın demir eksikliği varsa ve mineral eksikliği varsa fibromiyajda da böyledir. Kişiyi rahatlatamazsınız. Ondan sonra hastayı hacamata alıyorum. İlk 3 ay ayda bir hacamat yapıyorum. Çünkü hacamat ağır metali en güçlü söken yöntemdir. Hani demin konuştuğumuz damardan tedaviler var ama hiçbirinde siz tek seansta o kadar hızlı ağır metal temizleyemezsiniz. Özellikle kişilerin migreni varsa ya da oturduğu yerden baş terlemesi varsa ağır metal yükü çok fazladır bu kişilerde. Migreni olan insanlarda, evet. Ve başından terleyen insanlarda, evet, evet. Ağır metal yükü vardır. Evet, evet. Dövmesi olanlarda, sigara içenlerde. Bunu hani listeyi uzatabiliriz. Siz bir 3 ay hacamatını yapıp sonra 6 ayda bir hacamata çağırıyorum. Ve zaten 1 yılın sonuna doğru biz o kişiye migren botoksu yapmayı bırakmış oluyoruz. Hastadan 3-4 ayda bir kan tahlillerini görmek istiyorum. Çünkü bazen beslenme yetmiyor. Ara ara hep demir takviyesi girmeniz gerekiyor. Bir de bayanların aylık bir kaybı var. Gerekirse 3-4 ayda bir multivitamin desteğini veriyorum. Yılda 2 kere de hacamatına devam ediyorum ve çok dua alıyorum. Öyle en yakın söyleyeyim. Hacamat altın günü ne zaman? 19 Kasım olması lazım yanlış hatırlamıyorsam.
Bu altın günler neye göre belirleniyor? Hicri takvime göre belirleniyor bunlar. Hicri takvimdeki o ayın küçülmeye giderken Medcezir etkisi falan vardır ya, çekim gücünün daha yüksek olduğu günlerde daha şifalı olur. Tabii bir de hayvansal gıdayı 2-3 gün öncesinden kestiririz. Onun da mantığı şudur. Hayvansal proteinler büyük proteinlerdir. Hacamatta biz çok yüzeyel çizikler yapıp orada birikmiş kirli kanı çıkartırız. Yani oradaki mantık derin kesik yapayım, çok kan atayım değil. Çok yüzeyel çizik yaptığımız için bitkisel proteinler küçük proteinlerdir. Kan çıkışı rahat olur. Hayvansal protein büyük protein olduğu için o yüzeyel çiziklerden çıkışı zorlaştırır. Bir de aslında ne yersek oyuz. Yani hayvansal gıdayı ara ara kesmekte fayda var. O hayvani dürtülerimizi de sürekli et yiyerek alıyoruz. Mesela doğu toplumları, çok et tüketen toplumlar, bakacak olursanız biraz daha öfkeli toplumlar. Öyle bir etkisi de var. Hem bir ruhen dinlenmeye geçiyorsunuz, hem o kan akışı ve protein çıkışı için 2-3 gün öncesinden kesiyoruz hayvansal gıdayı. Kan vücutta dolaşan bir şey. Kirli kan sırtta neden depolansın ki? O dolaşıyor. Şöyle, orada büyük bir miktar depolanma gibi düşünmeyin. Çok yüzeyel kılcallardan oradan biz çekiyoruz. Yani çok incecik alanlardan, hücreler arası ortamdan çekiyoruz. Ama burada da var kirli kan. Oradan da takabilirim. El üstünden de kanatma yapayım. Özellikle Master Tank akupunkturda falan zaten hastanın şikayetlerine göre ona o meridyenin, o organın, o enerji akışının meridyeni neresi, oradan hacamat kanatması yapılır. Sırt sınırlı lokasyon değil. Değildir. Hastanın bacağı ağrıyordur. İşte varisi vardır. Bacaktan yapılır. Migrende baştan yapılır. Ama başta saçı kızıtması gerekir. Çok hani günlük hayata uymaz. Hani ben hep sırttan çalışırım. Neden? Tüm genel enerji meridyenleri sırttan zaten geçiyor. Sırtı açtığınızda zaten bütün enerjiyi açmış oluyorsunuz. Buraya kadar sizin müdahaleleriniz, evde bizim gıdalarla belirleyeceğimiz bir standardı konuştuk. Ama Anadolu der ki, bakarsınız hiç yaşlanmıyordur, o gamsız, gamsız der. Evet. Gamsızlığı sizin tıbbi bilginizin içinde nereye yerleştirebiliriz? Sahiden de gamsızlar yaşlanmaz mı? Evet, yaşlanmazlar. Bir de benim hastalarım şey diyor, evlenmeyenler yaşlanmıyor diyor. Şimdi şöyle... Gamsızlarda ya da gamlıları konuşalım. Gamlılar sürekli negatifte oldukları için, her şeyi kafaya taktıkları için o stresle kortizol yolağını aktifliyorlar. Kortizol yolağı ne demektir? Savaştayım yolağıdır. Hem sürekli vücut o stresi şey yapar, yaşar. Hem kortizol zaten uzun vadede hücreyi bozan bir şeydir. O yüzden kortizol tedavilerimizi mümkün olduğunca kısa tutmak isteriz. Ve sürekli o gamı yaşamak, o kederi yaşamak, zaten hastalıklar zihinden başlıyor ya. Sizin yaşam enerjinizi ve frekansınızı da aşağıya çektiği için frekans azaldıkça depresyonlar, hastalıklar ve en düşük frekansa zaten ölüm başlıyor. O yüzden o gamsızlar yaşlanmaza kesinlikle katılıyorum. Gamsızlara laf etmeyin. Çok teşekkür ederim İrem Hanım. Ben sizi tanıdığıma ediyorum. Çok sevindim. Çok efendim, yorumlarınızı bekliyoruz konuştuğumuz konularla ilgili. Katıldığınız ve hayır ben denedim olmuyor dediğiniz yerler varsa bizimle paylaşın. Hocamız cevap verecek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.